Sene 1897. New York kenti uykuya dalmış. Sokaklarda sessizlik hakim. Lakin bir adam saatleri aldırış etmeden laboratuvarında çalışmakta. Üzerinde çalıştığı şey ise frekanslar ve titreşim. Kendisi derin bir birim meraklısı olan bu adam biraz sonra doğadaki en temel kanunlardan birini kullanarak farkında olmadan belki de yanlış ellerde insanlığın en tehlikeli silahlarından birisi olacak bir cihazı yaratmak üzere. Bu kişi insanlığın en büyük dehalarından birisi olan Nikola Tesla'dan başkası değil. Tesla az sonra yaratacağı teknolojiden o denli korkacak ki projesini rafa kaldıracak. Lakin bilmediği şey ise her daim insanlığın iyiliği için hevesle çalışmış Tesla'nın bu tehlikeli buluşunun günün birinde insanlığın gördüğü en büyük düşmanın eline geçeceğidir. Videoya başlamadan önce yaşanan büyük depremde yakınlarını, ailelerini kaybeden herkese Allah kolaylık versin. Deprem Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Umarım bundan sonraki günlerde bu gerçekle yaşamayı biraz daha öğreniriz ve tedbirler almaya başlarız. Houston Caddesi 48 numara. Tesla'nın bilinmeyene karşı olan saplantılı merakı, onu varoluşun en büyük sırlarından birisi ve temel yapı taşı olan titreşimleri ve frekansları incelemeye iter. Tesla o zamanlar neredeyse kimsenin bilmediği bu konuyu araştırarak çağının ne denli ilerisinde olduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor. Günümüz kuantum fiziğine göre evrenin var olmasını sağlayan ve enerjiyi maddeye dönüştüren olay sicimlerin titreşimi. Ve kainat oluştuğu ilk saliseden bu yana var olan her şeyin belirli bir titreşim ve frekans aralığı mevcut. Her nasılsa bu konunun farkında olan Tesla da bu büyük gizemi çözmek için senelerini harcamış ve ortaya günümüzde Tesla osilatörü olarak bilinen cihazın bir modelini çıkarmıştır. Tesla'nın olaya yaklaşımı oldukça basitti. Eğer makinesini gezegenin ya da bir nesnenin titreşim modelini yakalayacak ve onu manipüle edecek şekilde ayarlayabilirse, bu bildiğimiz anlamda maddenin yapısını değiştirebilecek ya da yıkabilecek bir teknolojiye dönüşebilirdi. Tesla görece küçük laboratuvarında prototip cihazını hazırlar, düzeneğini kurar ve kendi çapında küçük deneyine başlar. Bilmediği şey ise bazen küçücük bir domino taşının bile nihayetinde devasa bir kayayı devirebileceği gerçeğidir. Tesla küçük osilatöre güç verir ve uygun dalga boyunu bulmak için ayarlamalar yapmaya başlar. Yavaş yavaş zeminde küçük geri dönüş titreşimleri alır. Daha sonra gücü biraz daha artırır. Laboratuvar titremeye başlamıştır. Biraz daha artırır. Yavaş yavaş bina titremeye başlar. Sonra biraz daha, biraz daha. Güç arttıkça tüm bina sallanmaya başlar. Öyle ki titreşimler yan bitişik binaları dahi sallamaya ve insanları deprem oluyor düşüncesiyle dışarı kaçmaya itmiştir. Nihayetinde binanın daha fazla bu titreşime dayanamayacağını anlayan Tesla aleti kapatır ve deneyini sonlandırır. Tesla daha sonra yaptığı bazı açıklamalarda bu keşfiyle istenirse Brooklyn Köprüsü'nün küçük bir osilatör ile birkaç saat içerisinde yıkılabileceğini ifade etmiştir. Şimdi gözünüzde daha iyi canlandırmanız için bu aletin temel çalışma prensibini size daha basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Pek çoğunuz akort çatalını duymuşsunuzdur. Bu basit deneylerde eş frekansların birbirini arada hiçbir bağlantı olmasa bile nasıl etkilediklerini görüyoruz. İşte tam olarak bu mantıkla osilatörü etkileşim kurmak istediği yapının frekans değerine göre ayarlayıp gücünü arttırırsak titreşime maruz kalan yapı her ne olursa olsun bir yerden sonra bu titreşimi kaldıramaz ve yıkılır. Tesla silah olabilecek yıkıcı teknolojilere karşı bir insan olduğu için bu projeyi daha sonra farklı amaçlar için kullanma yoluna gitmiş olsa da birileri bu teknolojinin sahip olduğu potansiyeli çoktan fark etmişti. Ve artık yapmaları gereken tek şey onu ele geçirecekleri zamana kadar beklemek ve hazırlanmaktı. Tarihler 7 Ocak 1943'ü gösterdiğinde insanlığın gördüğü en büyük mucitlerden birisi New Yorker Oteli'nde bir başına hayata gözlerini yumar. Bu esnada FBI tıpkı bir ölüye üşüşen akbabalar gibi Tesla'nın odasına girerek onun neredeyse bütün belgelerini, notlarını ve projelerini el koyar. Artık bekleme sona ermiştir ve ABD yıllardır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirir. Arkasında hiçbir iz bırakmayan, tamamen doğal gibi görünen bir yıkım makinesi olan harp doğmuştur. Gakona, Alaska, sene 1993. Yüksek frekanslı aktif aurorasal araştırma programı merkezine hoş geldiniz. Kağıt üstünde bu tesisin amacı dünyanın iyonosfer katmanını inceleyerek gelişmiş radyo iletişim teknolojileri ve navigasyon aygıtları geliştirmek.
Fakat bu videoyu izliyorsanız belli ki Amerikan hükümetinin bize anlattığından fazlası olduğuna inanıyorsunuz demektir. Bu sebepten gelin hepimizin özellikle şu günlerde merak ettiği o soruyu sorarak konunun derinliklerine inelim. Harp bir yıkım silahı olabilir mi? Bir komplo teorisini incelerken fantazi kurgu sevenlerin uydurduğu kirli bilgileri tekrarlayarak ya da o komplonun arkasında yatan teknik ya da tarihi verileri incelemeden yorum yapmak bu kanalda rastlayabileceğiniz bir şey değil. Harp'ı da incelerken bu bakış açısını korumak zorundayız. Öncelikle dünyanın iyonosferi neden bu kadar önemli onu anlayalım. İyonosfere basitçe dünyamızın elektron ve elektrik yüklü atomlardan oluşan zırhı diyebiliriz. Ve bu zırhı isterseniz devasa bir batarya olarak kullanmanız mümkün. İşte burada Tesla'nın gezegen çapındaki kablosuz elektrik aktarım teknolojisinden bahsetmem lazım. Çünkü bu olay aynı zamanda Harp'ın da nasıl çalıştığını bize anlatacak. Tesla'nın büyük Wardenclyffe kulelerinin çalışma prensibi, gezegenin hali hazırda dönen metal çekirdeği sayesinde ürettiği devasa enerjiyi onun frekansını yakalayarak kendine çekmekti. Bu tekniğin antik Mısır piramitlerinde de nasıl kullanıldığı ile ilgili bir video yapmıştım. İzlemenizi tavsiye ederim. Kule daha sonra dünyanın çekirdeğinden gelen bu enerjiyi kanalize ederek iyonosfere gönderip orada saklamaktaydı. Ve teoride aynı titreşim frekansına sahip dünya çapında dağıtılan Wardenclyffe kuleleri iyonosferde biriken bu enerjiyi çekerek etraflarına yayabileceklerdi. Yani kuleler hem gezegenin ürettiği sonsuz enerjiyi çekip iyonosfere kanalize etmekte hem de iyonosferde birikmiş bu enerjiyi paratoner gibi geri çekip etrafa yaymaktalardı. Kendi kendine yeten sonsuz bir enerji sistemi. Lakin ne yazık ki gölgesini satamadığı ağacı kesen Amerika, enerji sömürüsüne dayalı düzeni yıkacağı için bu projenin önünü keser ve onu yok eder. Harp ise teoride iyonosferin bu enerji depolama ve onu bırakma mantığını anlamak ve kullanmak için tasarlanmış bir proje. Lakin günümüzde pek çok komplo teorisini bu makinenin iyonosferin belli bir bölgesine aşırı yükleyerek iklimsel anomaliler yaptığını iddia etmekteler. Bu kağıt üstünde akla yatkın bir şey çünkü gerçekten de makine yönlendirilmiş dalga atımı yapabiliyor. Lakin koca bir şehir ya da ülke üzerinde bu denli büyük bir iyonosfer anomalisi yaratmak herkesin harcı değil. İyonosfer devasa güneş fırtınalarına ve yeri geldiğinde atom bombalarına bile dayanabilen ve kendini hızlı bir şekilde dengeleyebilen bir yapı. Kısaca insan eliyle iyonosfere ne kadar büyük bir güçle iletim yaparsanız yapın, şu anki teknolojileriyle böylesi yıkımlar yaratmak mümkün değil. Hadi hayali olarak ultra yüksek güçlerde bile enerji gönderseniz bunun da net bir şekilde ne etki yaratacağı belli değil. Olayın iklimsel olaylarla zerre alakası bile olmayabilir. Belki en fazla bölgedeki radyo iletişim kaynaklarını bozarsınız. İddialara devam edelim. Harp ile deprem tetiklenebilir mi? Harp'ın biraz önce bahsettiğim çalışma mantığını unutmayın. Şu an bildiğimiz kadarıyla tek yapabildiği iyonosfere enerji göndermek. Halbuki Wardenclyffe Kulesi gibi bir mekanizma bu enerjinin bir yerden diğerine gitmesi için alıcı bölgede de aynı frekansa sahip bir kulenin olması gerektiğini bize göstermişti. Diyelim ki harp deprem yapıyor. O zaman deprem olan bölgede de bir harp tesisi bulunması gerekir, değil mi? Yoksa o enerji iyonosferde dağılıp gider. Hadi o bölgede bir harp tesisi var diyelim ve iyonosferden harpın gönderdiği 3-5 megawattlık enerjiyi aldı diyelim. Bunu yerin kilometrelerce altındaki faya nokta atışı gönderip onu tetiklemesi teoride belki olabilir ama pratikte olması imkansız gibi bir şey. Bir fay attığı en ufak şiddette bile hareket ettiğinde onlarca belki yüzlerce atom bombasının ürettiği enerjiyi üretir. Şimdi tutup da 5 megawattlık bir güç ile bu olayı tetiklemek tabii ki akla yatkın değil. Ha gerçekten bir yerde deprem yapmak istiyorsanız bana göre Tesla'nın titreşim osilatörü daha mantıklı bir seçim olurdu. Büyük sondaj kuleleriyle kazabileceğiniz kadar derin kazdığınızı düşünün. Ki biliyorsunuz dünyada en fazla 12 kilometre derinliğe kadar kazabildik. Lakin ortalama olarak depremler çok daha derinlerde olurlar. Yine de biz hayalimize devam edelim. Kazabildiğimiz maksimum derinlikte, verebileceğimiz maksimum güç ile osilatörü çalıştırsak dahi kilometrelerce genişlikte uzanan bir fay hattını rahatsız etmeniz bir kez daha pratikte mümkün değildir. Makinenin ürettiği titreşim yer altında dağılır ve anında gücünü kaybeder gider. Tesla'nın aleti binalarda, köprülerde ve benzeri üst yapılarda etkin olabilir. Lakin söz konusu gezegenimiz ve devasa boyutlar olunca şu an için onu kontrol etmekten çok uzağız. Gezegenin mutlak kontrolünü ele geçirmiş bu uygarlık, Kardeşev ölçeğine göre tip 1 olmuş bir medeniyettir. Ve günümüzde insanlık ise sadece 0.6 seviyesindedir. Uzmanlara göre tip 1 seviyesine gelmemize daha 200 ila 250 sene varmış. Komplo teorilerini şahsen ben de severim. Ama sırf birileri videoları izlensin, televizyonlardaki abuk subuk programlar beni kanala davet etsin, ben de ekmeğime bakayım
şeklinde bu tarz konuları olmadığı şekilde abartarak konuşmak cidden saçma ve bana göre etik değil. Ha bu demek değil ki birileri gerçekten küresel yıkım yaratan silahlar yapmak istemiyor. Bunu istiyorlar ve yapıyorlar da. Sadece harpın günümüz teknolojisiyle teknik olarak bunu yapabilmesi mümkün değil. Gerçekten dehşet verici bir yıkım silahı arıyorsanız size Rods of God yani Tanrı'nın çekici olarak adlandırılan projeyi tanıtmama izin verin. Son derece basit, efektif ve arkasında iz bırakmayan bir yıkım silahı. Harp gibi karmaşık tekniklere gerek yok. Maliyeti çok daha az ve çok daha yıkıcı. Dünyanın üst yörüngesinden tungsten alaşımlı özel çubukları gezegene doğru gönderin. Bırakın gerisini yerçekim halletsin. Çubuklar uzayın sürtünmesi ortamında dünyanın çekim gücü ile saatte binlerce kilometreye kadar hızlanırlar. Ve hedeflenen şehri o kadar büyük bir kinetik enerjiyle çarparlar ki koca şehir harita üzerinden silinir gider. Geride silahtan ne bir iz kalır ne başka bir şey. Meteor düştü dersiniz biter gider. Unutmayın söz konusu olan bir yıkım yaratmaksa basit ve efektif olan her zaman tercih edilir. Senelerdir ülkemizdeki bilim insanları Büyük Anadolu fay hattını işaret ederek depremlerin olacağına dair bizi uyarmaktalar. Hükümetimiz de sağ olsun 20 senedir sırf deprem hazırlığı yapmak ve yaralarını sarmak için bizden ÖTV alıyor. Peki bu alınan milyarlarca liralık vergiyle ne yapıldı? Hangi altyapı ya da hangi üst yapı depreme hazırlıklı hale geldi? Maraş'ta bakıyorsunuz yıkılan binaların arasında güya deprem yönetmeliğine uygun yapılmış binalar da var. Bunları kim denetliyor? Eski binalar neden yenilenmiyor? Sözüm ona toplanan o ÖTV'nin tek amacı bu değil miydi? O paraları kim yiyor? Arkadaşlar her deprem olduğunda yok bunu küreselciler bizi engellemek için yapıyorlar. Yok bunu harp ile yapıyorlar filan dersek kusura bakmayın da bizden bir halt olmaz. Ölen vatandaşlarımızın, yıkılan şehirlerimizin arkasından yaşlı gözlerle bakarız ve bu eksiklikte esas parmağı olan kişiler o ÖTV'leri çatır çatır yiyerek paraları nasıl sıfırlayayım babacım diye dolanarak günlerini gün etmeye devam ederler. O yüzden Amerika'nın elindeki hayali teknolojiler hakkında fantaziler kurmak yerine kendi gerçeklerimize bakmak ve odaklanmak daha elzem bir yaklaşım olacak. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.